Sabah saatlerinden itibaren obüs ve topçu atışlarının devam ettiğini ifade edelim. Bulunduğumuz saatlerde de yine savaş uçakları Gazze'nin kuzeyine doğru uçuşlarını gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber bizler şu an Siderot mevkiindeyiz. Gazze sınırına yakın bir noktadayız ve detayları, yeni bilgileri hızlı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Öncelikle Gazze'deki savaşta 2 ay geride kaldı. Bir haftalık geçici ateşkes dışında İsrail 41 kilometre uzunluğundaki Akdeniz kıyı şeridine her gün ölüm yağdırmaya devam ediyor. Ve İsrail ordusu aslında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 10 bin hava saldırısı düzenlediğini de açıkladı. Ve İsrail saldırılarında 16 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi. 1,5 milyondan fazla kişi de yerlerinden oldu. Kentin sadece kuzeyi değil, aslında çatışmalardan kaçanların sığındığı güneyde her geçen gün hedef alınmaya devam ediyor. Güneydeki bombardıman Han Yunus ve Refah kentlerinin çevresinde yoğunlaşmış durumda ki şu an yine Gazze'de bir patlama oldu. Kameraman arkadaşım Halil o yükselen dumanları ekranlarınıza taşıyor. Ardı ardına iki patlamanın olduğunu ifade edelim. Ve biraz önce yayına bağlanırken bir savaş uçağından bahsetmiştik ki muhtemelen onun saldırısı sonucu bu dumanların yükseldiğini de aktaralım. Çünkü bilindiği üzere Beyt Han'ın hemen arkası Beyt Lahya günlerdir vuruluyor ve Gazze'nin kuzeyi ateş altında. Bunu da aktarmış olalım ki aslında güneydeki bombardıman Han Yunus ve Refah kentlerinin çevresinde yoğunlaştığını söylemiştik. Fakat İsrail hala Gazze'nin kuzeyine ölüm yağdırmaya devam ediyor ki ardı ardına obüs ve topçu atışlarına da bulunduğumuz dakikalarda tanıklık ediyoruz. Özellikle öğle saatlerinde bu saldırıların daha da yoğunlaştığını sizlerle paylaşalım. Bölgede İsrail ordusuna ait çok sayıda gözlem ve insansız hava araçlarının da uçtuğunu ve istihbarat bilgileri toplamak için de bu uçuşların gerçekleştirdiğini aktaralım. Çünkü İsrail hala Gazze'nin kuzeyinde tünellerin yerini tespit etmeye çalışıyor ve tespit ettiği tünelleri de böyle bombalıyor. Bunu da aktarmış olalım. Han Yunus'un kuzeydoğusundaki El Belah bölgesi de yoğun tank ve topçu atışı altında. Bunu da aktarmış olalım. Geride bıraktığımız gün Amerikan teçhizatı, silahları ve zırhlı araçları taşıyan 200 nolu uçak İsrail'e gelmişti ki bunu da aktarmıştık. İşte o tesisatlar da bugün sevkiyatı yapıldı. Özellikle güney bölgesine doğru bu tesisatların da götürüldüğünü, hatta obüslerin de tankların da yine güney noktalara götürüldüğünü de ifade edelim. Ve bir obüs atışı daha oldu. Tekrar Gazze'nin kuzeyine doğru bu atışlar devam ediyor ki şunu bir kez daha aktaralım. Yoğun vurulan mülteci kampları var. İşte Nuseyrat, Cebaliye, Şabura gibi kamplar vurulmaya devam ediyor. Hala Cebaliye kampına yoğun bir atışın olduğunu da aktaralım. Bunu da ifade edelim. BM Genel Sekreteri Guterres geride bıraktığımız gün kritik bir açıklama yaptı ve görevi süresince ilk kez yetkisini kullanarak Gazze'de insani felaketin önlenmesi için Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Konsey üyelerini insani bir felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyor ve insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum dedi BM Genel Sekreteri Guterres. Ve Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsünden de bugün sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Gazze'nin kuzeyinde, yani şu an Halil'in ekranlarınıza taşıdığımız bu noktada 800 binden fazla kişinin sağlık hizmetinden yoksun olduğunu belirtti Gazze Sağlık Bakanlığı sözcüsü ki Gazze'ye bilindiği üzere insani yardım giremiyor. Yani İsrail'in uyguladığı politikalardan biri de Gazze'nin tamamen aç kalması, sağlık hizmetinden yoksun bırakılması. İşte bu da değerlendiriliyor ve geride bıraktığımız günden itibaren aslında en çok tartışılan konulardan biri de tünellere deniz suyu basılacak mı sorusuydu ki İsrail kanadı bunun iyi bir fikir olacağını açıkladı ve tüm seçenekleri değerlendiriyoruz dedi. Fakat tünellerde rehine olma ihtimali güçlü olduğu için bu plan bir süre rafa kalkabilir. Çünkü dün İsrail gazetesine serbest bırakılan kadın rehinelerden biri röportaj verdi ve tünellerde oturduk. Hamas'ın bizi öldürmesini değil, İsrail'in bombaları yüzünden ölmekten korktuk dedi. Bir yandan da bilindiği üzere 137 esir hala Hamas'ın elinde ve İsrail de o esirlerin yerini tespit edebilmek için yoğun bir istihbarat çalışması yapıyor. İşte bunlar, tüm bunlar göz önüne alındığı zaman tünellere deniz suyu basılacak mı sorusu da bir süre daha belirttiğimiz gibi rafa kalkabilir. Bizler Siderot mevkiinde olduğumuzu söylemiştik.
geride bıraktığımız dakikalarda İsrail uçakları bir saldırı daha gerçekleştirdi ki sabah saatlerinden itibaren aslında bu saldırılar devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarında daha da yoğunlaşıyor ve öğle saatlerine kadar da obüs topçu atışları sürekli devam ediyor. Bir yandan Gazze'nin güneyi demiştik, Han Yunus'un merkezinde özellikle sokak çatışmaları devam ediyor. Kassam Tugayları tarafından da İsrail askerlerine karşılık veriliyor ve bir yandan da elbette o noktada belirttiğimiz gibi sıcak çatışmalar sürüyor. Bizler Siderot mevkiinde Gazze sınırında gelişmeleri takip ediyoruz. Elbette yeni gelişmeler yaşandıkça yine bu ekranlardan sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Efendim şimdi devam ediyoruz. Çağdaş Evren Şenlik ve kameraman Halil Kahraman'a da teşekkür ediyoruz.